Efendim, üçüncü VTR'miz gelinlerimden Yeşim'in geldiği günden bu yana kayınvalidesi Beyhan Hanım hakkında açıklamaları bitmiyor. Harbiden bitmiyor ha. Bakayım bugün neler açıklamış. İzleyelim bir. Yeşim'ciğim, şimdi burada birkaç bir şey anlattın da bu kayınvalidenin tutumluluğuyla ilgili. Gerçekten o kadar tutumlu mu? Ya tutumludan da ziyade paraya aşık diyebilirim. Eşim bana doğum günümde bir araba aldı. Evet. Kayınvalidem de durur mu bunun üzerine? Zaten kıskandığını o kadar belli etti ki. Benim araban gelir gelmez hemen, ay ben de ehliyet alacağım. İşte oğlum bana da araba al bilmem ne. Sonra aradan biraz zaman geçiyor. Kayınvalidem sen git borç al yine her zamanki gibi. Bir yerde ona arsa mı kalmış, miras mı kalmış, bir sürü şey anlatıyor bana. Onun tapu masrafları mı varmış, neymiş? Onun için yüklü paraya ihtiyaç varmış. Evet. Benim arabayı da sen hipotek göster. Ben şok. Sen oğlunun arabasını hipotek göster. Aradan zaman geçiyor geçiyor haliyle o şey ödenmeyince ne oluyor? Kapıya sen gel, evraklar. Gerçekten böyle başımdan aşağı, hala bile anlatırken bile elim ayağım tutuyor. Şimdi bizim orada bir adımız var. İnsanlara karşı, ay benim kayınvalidem size söz verdi, sözünü tutamıyor bilmem ne de diyemeyiz. Mecburen araba da onlara kaldı. Ne olacak? Tabii ben akıllandım. Bu oyunların şeylerin artık eskisi gibi değil. Her şey, bir şey olacaksa benim üstüme oluyor artık. Yeşim, sen bunu yemek yapmaya mı, yarışmaya mı geldin? Beni eleştirmeye mi geldin? Hayır, herkesin önünde bunu yaparken, bütün köyün önünde yaparken, bütün İstanbul bunu duyarken sıkıntı yok. Burada olunca mı sıkıntı var? Kız sana ne benim köyümden? Ne demek bana ne? Olay tamamen bana yansımıyor mu? Kız senin anan mı aldı arabayı? Benim oğlum aldı. Benim abi oğlum, ben anayım. Ben oğluma ne dersem onu yapacağım. Oğlun kime aldı? Oğlun kime aldı? Hediye etti. Oğlun sana aldığı şeylerin hesabını ben soruyor muyum? Senin elinden bir şey almaya çalışıyor muyum? Sana almışsa almış diyorum. Bana alınanı bırak ben kullanayım ya. Bir de hesap mı soracağım? Hayır. Tamam, madem ki borcun olabilir, harcın olabilir. Bana bir söyle, ben kağıtla mı öğreneceğim onu? Kapıya gelen kağıtla öğreniyorum ya. Sen kimsin ki ben sana söyleyeyim? Sizin büyüğünüz sen, benim oğlum da ben söyledim. Sat karının arabasını dedim. Sat, benim borcum var dedim. Ben yeni babasının evliyim. Babasının ayında arabaya mı geziyordu? Ben yeni evliyim. İnsanların kapısına böyle çiçekler, hediyeler gelir ya. Benimkine ya haciz, ya evrak, ya bilmem ne. Böyle sürprizlerle karşılıyorum. Bana yaptığı tek sürpriz bunlar. Az harcayaydınız. Hadi nişanlıyken de harcıyordunuz. Harcama ayrı. Ben kimseye kendim... Tutaydınız paranızı. Bana ne diyorsunuz ki? Tutamadın mı? Bana sordun mu? Efendim? Sana araba alındı mı geri? Aldık hocam yine. Ne? Bu sefer benim üstüme oldu. Senin üstüne değil miydi zaten? Öbürü eşimin üstüneydi. Şimdi benim üstüme. Senin üstüne mi aldı arabayı? Beyan gitti araba. Haberin yok demek ki. Eşimin arabası da benim üstüme. Benimki de benim üstüme. Gerçekten mi? Evet. Gitti araba. Senin üstüne mi yapacaktık? Git köyde dağıt yine. Bir kahve söyleyeyim mi, şöyle acı bir kahve? Seni anca ya da bir bardak su. Bir bardak soğuk su içmiş. Ama bunları yapmak zorunda sen beni bıraktın gerçekten. Bir şey söyleyeceğim, Allah'ın seversen. Senin derdin ne? Derdim ne? Ben oğlumu size içkiye mi verdim? Nasıl? Ha? Ne alakası var? Ben içkiye mi verdim oğlumu size? Beyin abla, bir şey söyleyeceğim. Yeşim diyor ki paraya aşık bir insan diyor. Evet. Aşık. Sen çalışma hayatından geliyor. Ben de aşığım. Aşığım. Çalışma hayatında olmayan anlamaz. Bu çalışmayı anlamıyor o yüzden. Evet. Para nasıl kazanılır bilmiyor. Paraya. Ben çok çalıştım. Bu bir gerçek. Kendim çalıştım, kendim yedim. Ve Allah'ıma şükürler olsun, muhtaç değil. Bu paraya aşıklık mı oluyor? Bence değil. Evet, ayaklarının üstüne durmaz ben, bence. Tabii ki aşığım. Para soya tabiyor mu? Sevgi bile olmuyor her para. Şimdi gelin yiyor paralarını senin, ne olacak? Şimdi. Herkes parayı sever. Bununki başka bir şey, tutku, aşk, başka bir şey. Bunların burada ne gerek vardı? Para her ne kapıya. Gerek ama vardı. Sen gerçekten beni ne zorluyorsun. Zorluyorsun, inkar ediyorsun. Şu kırık elimle. Tamam, geçmiş geçmişte kalmış. Yeşim ben hata ben yaptım burada de. Yanlış yaptım, sana belki söylemeliydim. Zamanında bana gelip söylesen, ben bir şeye esirgen bir insan mıyım? Sen ne zaman benim kapıma geldin de ben şuna ihtiyacım var dedin de ben vermedim, yapmadım. Çünkü sen hep gizli saklı yaptığın için ben sana kızıyorum. Oğlum senden korkuyor muyuz? Hayır. Beyan Hanım.
var ya. Çok güzel. Ya. Bir şey söyleyeceğim ama Beyhan abla içeride senin için çok güzel şeyler söyledi. Dedi ki beni gelinim hayatta ezdirmez dedi. Hakkımı savunur dedi. Sen niye bu kadını sevemiyorsun ben ya? Ben kendim laf söylerim. Ben hatasını da söylerim, yanlışını da söylerim ama bir başkasına söyletmem. Allah Allah. Bir başkası söylemesin, ben Allah söyleyeceğim. Ahıla bak, evet. Ahıla bak. Ben ama de, sen de yanlış yapmayacaksın. Oğlum da diye ki ana... Bu seni sevmiyor ha. Ana üzülme. Keşke sen benim kaynağım. Oğlum hatırına seviyorum. Ne diyeyim, ne öreyim, ben ne öreyim? Ne? Oğlum hatırına seviyorum, ben ne öreyim? Evde hiç öyle demiyorsun ama. Genelde öyle olur Beyhan abla yani. Bir tane, bebişimiz yani var. Karelim'in hatırına. Ondan sonra oğlum hatırına ne öreyim? Demek ki onu sizin kocası hatırına seviyor o zaman. Beyhan Hanım. Oğlunun midesine giden yol karısından geçer, bu kadar. Ne 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 ne? Ne ne ne? Baba, valla yani. Kalbe giden yol değil. Yani onu ben çevirdim kendimce, Filizce yaptım. Oğlunun midesine giden yol karısından geçer. Eğer oğlunla iyi olmak çok istiyorsan, ben bunu denedim. Oğlunla iyi olmak istiyorsan gelinle iyi olacaksın arkadaşlar. Hayır, hayır. Evet. Hayır. Nasıl bir cümle hayır oldu? Çok da oğlum, güzel bir cümle oldu anlayana. Bak. Bir evlat dengeyi kuracak. Bravo. Bir evlat dengeyi kuracak. Damat da biter iş. Aferin sana. Evet. Doğru. Ne anasından geçer, karının dediğini anaya söylerse, ananın dediğini karıya şeye söylerse, karıya söylerse ne o evlilik olur, ne de bir şey olur. Evlat dengeyi kurursa her iki tarafta güzel olur. Ben bravo sana taktik verdim. Tamam madem öyle, sen dürüstçe şurada söyle o zaman. Bütün aileyi bir araya toplayan, getiren kim? Senin oğlun mu, ben miyim? Yeşim. Söyle. Vay be! Sen de insafa geldin. Sen de yola geldin Beyhan abla. Her zaman seni gökyüzüne çıkarıyorum. Ama ben de öyleyim. İyisine iyi söylerim ama yanlışlığı da düzeltmesi lazım ki biz bir yerlere gelelim. Seviyor seni, vazgeç. Evet, yanlışı düzeltmesi lazım. Ben, kayınpederin de yola getirdiyse bu getirdim. Ay, kayınpederler başkadır. Evet. Kayınpederler benden başkadır. Çok seviyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Buradan öpücüklerimi, sevgilerimi gönderiyorum. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta.